Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Irak ve Güney Kürdistan'da şiddet olayları aralıksız devam ediyor. Bugün Kerkük, Bağdat ve Bakuba'da patlamalar vardı. 10 Ocak günü Kerkük kentine yakın bir köyde meydana gelen saldırılarda El-Kaide yanlısı bir grup iki sivil Kürt'ü katletmişti. Dün akşam ve bugün Kerkük'te düzenlenen saldırılarda en az 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Bir diğer şiddet haberi Bağdat ve Bakuba'dan geldi. Sabah saatlerinde Bakuba'da meydana gelen patlamalarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Başkent Bağdat'ta ise 7 farklı noktada bomba yüklü araçların infilak etmesi sonucu 34 kişinin öldüğü, 71 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Küresel ısınmanın etkileri hayatın her alanında kendini hissettiriyor artık sayın seyirciler. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan felaketler can almaya devam ediyor. Brezilya'nın São Paulo kenti yakınlarında aşırı yağışlar sonucu taşan nehir en az 12 kişinin hayatına mal oldu. Yetkililer çok sayıda insanın kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını bildirdi. İmkansızlıklar sebebiyle kurulan yoksul halka ait yüzlerce ev ise tahrip oldu. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki cezaevinde bulunan 6 tutuklu bir personeli ağır yaralayarak firar etti. Ağır yaralanan personelin hastanede yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Firar, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan yarı açık cezaevinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sabaha karşı 6 tutuklu bir gardiyanı darp ederek cezaevinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gardiyanın öldüğü iddia edildi. Asker ve polisin operasyon başlattığı ilçede firarilerden ikisi yakalandı. 4 kişi ise hala aranıyor. Mahkumların Suriye'ye kaçma ihtimaline karşılık sınırda önlem alındı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ankara'da düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda çözüm sürecini değerlendirdi. Atalay, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın Kürtlerin lideri olduğunu ve kendisiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Beşir Atalay, Kürt halkının dil ve eğitim talebine ilişkin geçmişteki tutumunu sürdürerek bizim tercihimiz bunu özel okul ile başlatmaktan yana dedi. Aynı Atalay, çözüm sürecine ilişkin ise bu süreçte beklenmedik riskler çıkabilir ancak süreç devam ediyor. Bu süreç devam edecek. Arda arda iki seçim var önümüzde. Bu nedenle bu süreçte duraksama olması kaçınılmazdır dedi. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la görüşmeleri ilişkin Atalay, beğenin ya da beğenmeyin Öcalan Kürtlerin lideridir. Bir mekanizma oluşturduk. MİT Öcalan'la görüşüyor, biz BDP'lilerle görüşüyoruz, onlar da Kandil'le görüşüyor dedi. Paris katliamına ilişkin ses kaydı ve belgenin internet ortamına düşmesinin ardından tepkiler ve değerlendirmeler de gelmeye devam ediyor. KNK Yürütme Konseyi üyesi Adem Uzun konuya ilişkin Fırat Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Adem Uzun, Paris katliamının Kürt kadın özgürlük hareketine ve demokratik çözüm sürecine karşı geliştirildiğini belirtti. Fransız ve Türk makamlarının Kürt halkının katliamın aydınlatılması taleplerine cevap vermediğini hatırlatan Uzun, Kürtlerin katliamın aydınlatılması için daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Adem Uzun, internet ortamına düşen katliam planlamalarında kendi adının da geçmesine ilişkin olarak, "Bu tutuklanmamın uluslararası bir komplo olduğu ve bir merkezden yönetildiğinin kanıtıdır." dedi. Adem Uzun, 6 Ekim 2012'de Paris'te gözaltına alınarak tutuklanmış ve 9 Ağustos 2013'te tahliye edilmişti. Uzun'un tutuklanması Fransız istihbarat servisleri için çalışan bir şebekenin organizasyonuyla bir komplo sonucu olduğu ortaya çıkmıştı. Toplumun utanç kaynağı olan kanayan çocuk gelin yarasına tepkiler devam ediyor. Kader Ertem, Van'ın Şah ilçesine bağlı Reşan mezrasında yaşıyordu. Henüz 12 yaşındayken Berdel usulüyle Mehmet Atak'la evlendirilerek Seyirt'in Pervari ilçesine gönderildi. 13 yaşında anne oldu. 14 yaşında ikinci çocuğuna hamileyken düşük yaptı. Sonrasında işte onun mezarı olan bu evde silahla vurulmuş halde bulundu. Kader'in üç ablası da Berdel usulüyle evlendirilmiş.
Köyde onlarca çocuğa dayatılan berdel ve iki eşlilik kadınlar için adeta sistemli bir düzen haline getirilmiş. Kadınlarsa 12 Ocak'tan bu yana kaderin ve Türkiye'nin çocuk gelinlerinin hesabını soruyor. AKP hükümeti her seferinde, her konuştuğumda evlilikle ilgili şeyler söylüyor. Evliliği teşvik etmeye çalışıyor. Diyor ki öğrenim kredinizi silerim, erken yaşta evlenirseniz diyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İsa göreve geldiği günden beri kadınlar lehine tek bir cümle dahi etmemişti. Yaptığı tek şey nikah törenlerini gezmek, düğünleri gezmek. Biz anladık, siz evliliği önemsiyorsunuz, meşrulaştırıyorsunuz ama peki öldürülen kadınlarla ilgili neden tek bir cümle dahi etmiyorsunuz? BDP'li vekil Ayla Akat Ata da Bakan Ayşenur İslam'ın yanıtlaması talebiyle meclis başkanlığına soru önergesi verdi. Çocuk yaşta zorla evliliklere ve çocuk gelinlere ilişkin Gündem Çocuk Derneği'nden de tepki geldi. Derneğin koordinatörlerinden Ezgi Koman ve Emrah Kırımsoy çocuk gelinler konusuna açıklık getirdi. Çocuk gelin dediğimiz şey aslında hani bir çocuğun gelin olması değil, bir çocuğun bütün haklarından mahrum kalması anlamına geliyor. İşte cinsel istismar demek, cinsel şiddet demek, sağlık hakkıyla ilgili bir sürü sorunun oluştuğunu göstermesi demek, eğitim hakkından mahrum kalması demek. Yani çocuk gelin meselesine bir hak ihlali olarak bakmak ve hatta çok boyutlu bir hak ihlali olarak bakmak gerekiyor. Devlet hakikaten buna niyet etse bir şekilde bu çözülebilir bir şey olabilir. İşte bir kere 18 yaşın altındaki bütün evliliklerin mutlaka yasaklanması gerekiyordu ama AKP hükümeti ya da işte bu zamana kadar hiçbir hükümet bunu gerçekleştirmedi. 16 yaşının altındaki çocuklar evlenemezler resmi olarak. Mesela Kadir'in evlenmesi zaten mümkün değil. Kadir evli değil. Ama bu çocuğun o toplum içerisinde tırnak içinde söylüyorum, o adamla birlikte yaşayabilmesinin yolu tabii ki imam nikahı. İmamlar bu nikahı kıymasalar ve devlet bunu sağlasa bir yerinden aslında çok büyük adımlar atılabilecek. Ama böyle bir şey yapılamıyor. Bu da aslında devletin hakikaten niyetinin hani çok da çocuk gelin meselesini çözmeye yatkın olduğunu göstermiyor. Siz de dediniz 4+4 eğitim sistemi aslında çocukların işte eğitim sisteminden bir şekilde uzaklaşmasına ne yazık ki olanak sağlayacak. Özellikle eğitim ve sağlık alanında. Ya buradaki ihmallerle bunların teker teker açığa çıkartılıp bir şekilde aydınlanması ve cezasızlıkla mücadelenin başlatılması gerekiyor. Bir başka mevzu. Umarız çocukların çocukluklarını yaşayacağı günler yakındır sayın seyirciler. Cezaevleri hak ihlalleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Baskıların son adresi Gebze M tipi kadın kapalı cezaevi. Gebze M tipi kadın kapalı cezaevinde tutulan Gülazer Akın, cezaevinde yaşanan keyfi uygulamalar ve hak ihlallerine ilişkin İnsan Hakları Derneği'ne mektup gönderdi. Toplama kampını aratmayan uygulamaların yaşandığı cezaevinde 72 kadın tutsağın bulunduğunu aktaran Akın, direnişle moral bulduklarını ifade etti. Akın, kullandıkları ortak alana kamera yerleştirilmesini 2 hafta boyunca protest ettikleri için haklarında 11 disiplin soruşturması açıldığını belirtti. Cezaevinde annesiyle birlikte kalan 4 yaşındaki Renas K isimli çocuğa gönderilen yorganın verilmediğini de belirten Akın, baskılara karşı duyarlılık çağrısında bulundu. İnsan Hakları Derneği cezaevlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Necla Şengül de artan baskılara dikkat çekti. Paralel devletin temsilcileri, cezaevleri müdürleri, cezaevlerinde ki işkenceyi arttırmakta, cezaevlerini yaşanmaz hale getirip birçok intikamcı yaklaşımla birçok mahpusları cezaevini yaşanmaz hale getirmeye çalışmalarını gözle görüyoruz. Ve bunlar konusunda İnsan Hakları Derneği olarak elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstererek mücadelemize devam edeceğiz. Mahpuslar da şunu bilmelidirler ki kesinlikle yalnız değiller. Bu anlamda son nefesimize kadar o mahpusların haklarını savunmaya çalışacağız. Cezaevi idarecilerinin derin ilişkiler içinde olduğunu, derin devletin insanları olduğunu ve paralel devletle işbirliği yaptıklarını söylüyorduk. Bu şu günlerde yapılmış olan başvurularla çok açıkça kendini ortaya koymakta. Özellikle cezaevi mezunları, cezaevi müdürlerinin hangi okullardan ve ne tür ilişkilerden geldikleri bizim Adalet Bakanlığımıza sorduğumuz halde İlahiyat Fakültesi mezunu olmaları, İlahiyat İmam Hatip mezunu.
Siirt'in Misirç ilçesindeki siyasi soykırım operasyonlarında 7 genç gözaltına alındı. Siirt'in Misirç ilçesine bağlı Fırat, Yeni Mahalle, Yayıkdere, Kültür ve Bahçeli Evler mahallelerinde çok sayıda eve polisler tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda 7 genç gözaltına alındı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gençlerin bugün Siirt Adliyesi'ne çıkarılması bekleniyor. Türkiye üniversitelerinde antidemokratik uygulamalar devam ediyor. Gülen örgütüne yakınlığıyla bilinen Fatih Üniversitesi bu uygulamaların yaşandığı yerlerden birisi. Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaparken ataması yapılmayan akademisyen Dr. Nil Mutluer istifa etti. Mutluer'in yardımcı doçent atama jürisinden olumlu raporlar almasına rağmen uzun süre ataması gerçekleştirilmedi. Üniversite yönetiminin Kürt sorunu ve toplumsal cinsiyetçilik üzerine eğilmeye tahammülü olmadığını belirten Mutluer, Kürtlere yönelik ayrımcı yaklaşımın son dönemde iyice belirginleştiğine dikkat çekti. Fatih Üniversitesi'nde daha önce de Profesör Doktor Hüseyin Kalaycı ve Neşe Özgen de benzer sorunlardan dolayı istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Küresel ısınma Kuzey Amerika'da aşırı soğuk ve donmalara neden olurken Avustralya'da aşırı sıcaklara ve orman yangınlarına neden oluyor. Avustralya'nın güneydoğusunda 40 dereceyi aşan sıcaklar orman yangınlarına neden oldu. Victoria eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 250'den fazla yerde yangın çıktığı açıklandı. Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'da yollarda asfaltlar erimeye başladı. Bölgede hava sıcaklığı 45.1 dereceye ulaştı. Yetkililer bunun bölgede şimdiye kadar görülen en yüksek 4. sıcaklık olduğunu söylüyor. Avustralya'dan Meksika'ya geçiyoruz. Meksika'nın batısındaki Michoacán eyaletinde uyuşturucu kartellerinden korunmak için silahlanıp mücadele eden sivil gruplarla polisler arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmanın polisin sivillerin kurduğu barikatlara gelerek silahları teslim almak istemesi sonucu çıktığı bildirildi. Olayda işlerinde bir kız çocuğunun da olduğu en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Silahlı siviller silahlarını teslim etmeleri durumunda uyuşturucu kartelinin katliamına maruz kalacaklarını belirtiyor. Tierra Caliente bölgesi Tapınak Şövalyeleri adlı uyuşturucu çetesi sivil gruplar arasında günlerdir süren çatışmalara sahne oluyordu. İspanya'nın Burgos kentinde yol çalışmasına tepki olarak başlayan protesto gösterileri 4. gününe girdi. Halk kent merkezinde bulunan bir caddeye lüks mağazalar yapılması için park alanlarının daraltılmasına tepki gösterdi. Eylemciler ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde söz konusu proje için 13 milyon euro bütçe ayrılmış olmasına da tepkili. Pazar günü projenin durdurulmasını isteyen binlerce Burgoslu inşaat alanındaki barikatları yıkmıştı. Eylemde en az 40 gösterici gözaltına alındı. Mısır'da yeni anayasa referandumu ikinci gününde devam ediyor. İlk oylamanın yapıldığı salı günü tüm önlemlere rağmen yaşanan çatışmalarda 9 kişi hayatını kaybetti. Yeni anayasa taslağı Mursi'nin iktidarı döneminde yürürlüğe konulan anayasanın yerine getirilmek isteniyor. Müslüman kardeşler oylamayı boykot ediyor. Dünkü çatışmalarda Sohak kentinde 4, Kahire'nin Nahiya, Beni Suef ve Kerdesa mahallelerinde 5 kişinin öldüğü bildirildi. Referandum sonrasında yıl sonuna doğru ülkede cumhurbaşkanlığı ve genel seçim yapılması bekleniyor. Haber bültenimizi sunduk. Bir sonraki haberlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.